Merhaba, ismim Ali Faik Kural. Uzman yardımcısı olarak Ticaret Bakanlığı'nda başladığım kariyerimde çeşitli kademelerde bulunduktan sonra emekli oldum. Yurt içinde olduğum sürelerde Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yapmış olduğu ticari, ekonomik ve işbirliği anlaşmalarının Müzakereleri, imzalanmaları ve onaylanmaları aşamalarında görev aldım. Ayrıca yine birçok uluslararası konferansta, çalışma grubunda ve işbirliği toplantısında Türkiye'yi temsilen bulundum. Yurt dışında olduğum sürelerde ise büyük elçiliklerimizde ticaret müşaviri olarak görev yaptım uluslararası ilişkiler dalında lisans ve yüksek lisans derecelerim bulunmaktadır. Servet Bey bana kitabından bahsettiğinde sevindim ve ilgimi çekti. Çünkü hem konuya yakınım hem de çok işlenmemiş, ilginç ve faydalı olacak bir alanda yapılan bir çalışma. İş camiamıza ve ilgileneceklere faydalı olmasını temenni ediyorum. Çalışma hayatım ile kitabın konusu arasında büyük benzerlik olduğundan ben de sizlere tecrübelerimden de istifade ederek kısa bilgiler vermek istedim. Kültür özet olarak bir toplumun genel yaşayış biçimi olarak ifade edilebilir. Bir başka ifadeyle de kültür bir toplumun davranışlarını şekillendiren, her topluma ayrı bir çevre olma özelliği kazandıran ve kendi şeklini veren kural ve sorumluluklardır. Kültürel zeka ise iş adamlarının girdikleri yeni ve yabancı bir ortamda uygun ve efektif hareket edebilme yetenekleridir. Bu yeteneğin ve bilginin eksikliğinde uluslararası topluluk ile iş yapabilmek mümkün olamazdı. Son yıllarda küreselleşen ve uluslararası faaliyet gösteren işletmelerin sayısındaki büyük artış ve yeni pazarların ortaya çıkması diğer kültürleri tanıma ve öğrenmeyi zorunlu kılmıştır. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan yenilikler küreselleşme olarak adlandırılan bu yeni dünya düzenine yol açmış ve dünyadaki farklı sosyoekonomik yapılar bütünleşmeye başlamıştır. Ancak böyle bir bütünleşmeye rağmen ülkeler arasındaki büyük farklılıklar devam etmektedir. Girişimciler iş yapacakları ülkelerin kültürlerini araştırmak ve anlamak zorundadırlar. İş adamlarının karşılaştıkları kültürel farklılıkları kendi değerlerini ve kültürlerini referans olarak çözmeye çalışmak yerine diğer kültürlere ilişkin değerleri ve anlayış farklılıklarını göz ardı etmemeleri gerekir. Kendimizden farklı olanlar ile ne kadar uyumlu temas edebileceğimiz iş dünyası için çok önemlidir. Yeni pazarların ortaya çıkması uluslararası ürünleri satılacakları ülkelerdeki kültürlere adapte olmalarını zorunlu kılmıştır. Bunun uygulanabilmesi için de iş dünyasının kültürel bilgi sahibi olması gerekmektedir. Örnek olarak McDonald's firmasının farklı ülkelerde farklı menüler kullanmasını gösterebiliriz. Diğer birçok şeyin yanı sıra kültürün insan davranışları, mimikler ve konuşma şekilleri üzerinde büyük etkisi vardır. Farklı kültürlerden olan insanlar bunları anlayıp yorumlamada zorlanacak. Hatta yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilecek ve işbirliği güçleşecek veya imkansızlaşabilecektir. Bazı kültürlerde bir isteğe doğrudan hayır denilmez. Karşı tarafı rencide etmemek adına Çin, Japonya ve İran gibi kültürlerde çok nadiren hayır kullanılır. Bazı kültürlerde kişinin sözü senettir. Bazı kültürlerde ise anlaşma yapmak bir garanti olarak tercih edilmektedir. Anglo-Sakson kültürlerinde randevu saatine uyulması beklenir. Buna karşın Latin Amerika ve Orta Doğu kültürlerinde toplantının geç başlaması garip kabul edilmez. Belirsizlikten kaçınan kültürler risk almaktan hoşlanmazlar. Kuralları tercih ederler. Belirsizliği kontrol etmek için prosedürler dizayn ederler. Bazı kültürler ise belirsizliğe daha çok müsamaha gösterirler. Yöneticileri ise daha hızlı karar verme ve daha çok risk alma eğilimi taşır. Dış ticarette etik yaklaşım ilkesi, uluslararası işletmelerin yerel kültüre saygı göstermesi ve neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verirken içinde bulunduğu durumu göz önünde alması gerektiğini anlatmaktadır. Bu ülkeye göre doğrular mutlak olarak değil, duruma bağlı olarak değerlendirilmelidir. Evrensellik her yerde geçerliliğini koruyacak ilkelerin benimsenmesi ve uygulanması iken, durumsallık ise fikirlerin ve uygulamaların çevresel şartlara bağlı olarak değişebileceğidir. Evrensellik anlayışının yüksek olduğu kültürlerde resmiyet, kurallar, yasal sistem ve tarafsızlık önemliyken, durumsallık anlayışının yüksek olduğu kültürlerde insan ilişkileri ve güven yaratmanın daha önemli olduğu görülmektedir. Almanya ve İngiltere evrensellik anlayışına örnek teşkil ederken, Çin, Hong Kong ve İran'da durumsallık geçerlidir. Evrensel kültürün hakim olduğu ülkelerle ticari faaliyet içine girecek olanlar profesyonel görüş alışverişine, iş odaklı davranış biçimlerine, durumsallık kültürünün yerleşmiş olduğu ülkelerde iş yapacak olanların ise daha çok keyfi uygulamaları tercih edecek kişilerle karşılaşmaya hazırlıklı olmalıdırlar uluslararası şirketlerin yöneticilerinin iyi eğitim almış, farklı kültürleri değerlendirebilecek kişilerden olması bu şirketlerin verimliliği açısından hayati önem taşımaktadır. İş yapmak istediğimiz ülke evrensel kültürün yaygın olduğu, tanınan, anlaşılabilir bir ülke ise her şey bizim için daha kolay olacaktır. Ancak iş yapmak istediğimiz ülkeyi tanımıyorsak ya da az tanıyorsak, ticari hayatı hakkında bilgimiz yoksa, kendimizi güvende hissetmeyeceğim, hissedeceğimiz bir yerdeyse işe nasıl başlamalıyız? Sorup soruşturmak, daha önce o ülkede iş yapanlara danışmak dışında bir yolda o ülkede görev yapan ticaret müşavirine başvurmaktır yerel kültürü bilen, ülke ile ilgili genel şikayetlere vakıf, sorunların nerede çıktığını bilen ticaret müşavirlerinin tavsiyeleri iş adamlarına ışık tutacaktır. Ben kendi tecrübelerimden iyi tanımadığımız, ticari hayat henüz oturmamış, bankacılık sistemi zayıf olan bir ülkede işe girmeden önce mutlaka o ülkedeki ticaret müşavirine danışılmasını tavsiye ediyorum. Ticaret müşavirliğine yapılacak bir ziyaret ileride karşılaşılabilecek nahoş oylar, onayların önüne geçebilir. Şunu da belirtmeliyim ki ticaret müşavirlikleri 2-3 kişiyle çalışan küçük birimlerdir. Küçük olmalarına karşın bulundukları ülkenin ilgili bakanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ve iş dünyası ile yoğun temasları vardır. Ziyaret öncesi e, mutlaka bir e, randevu alınması e, gerekmektedir. İş yapılmak istenen kurum devletin kendisi de olabilir. Bazı ülkelerde devletten randevu almak kolay olmayabilir. Bu gibi durumlarda ticaret müşavirliği araya girerek randevuyu temin edecektir. Bu durum aynı zamanda firmalarımız lehine güven arttırıcı olacaktır. Sık karşılaştığımız olumsuz durumlardan biri, başarısızlıkla sonuçlanan işbirliği projelerinden sonra müşavirliklerimize yapılan başvurudur. Yani testi kırıldıktan sonra. Bu durumda elden fazla bir şey gelmemekte sorun yerel mahkemelerce çözülmektedir. Bununla beraber nadiren de olsa sorun tarafların kabul etmesi durumunda müşavirliğin hakemliği ile de çözülebilmektedir. Görev yaptığımız ülkede bilgiye ulaşım ne kadar kolaysa kanunlar, yönetmelikler ne kadar açık ve şeffafsa Teknoloji ve teknolojinin getirdiği kolaylıklar ne kadar ileri ve herkese açıksa, iş adamlarımıza o kadar faydalı olabiliyoruz. Faydalı olabilmek için en önemli kriter yukarıda sayılanlar olmakla beraber başka kriterlerde bulunmaktadır. Örneğin bilgiye ve bürokrasiye kolay ve çabuk ulaşabilmek bakımından bulunduğumuz ülkede ülkemizin ne kadar sevildiği rol oynamaktadır. Diğer bir kriter ise ülkemizden bağımsız olarak o ülkede yabancıların ne kadar sevilip ne kadar sevilmediği de önemli bir faktördür. Şunu da ilave etmekte fayda var ki o ülkenin dilini bilmek her zaman avantaj teşkil etmektedir. Ayrıca o ülkenin bürokratları ve önde gelen iş adamları ile iyi ilişkiler kurmuş olmak da büyük fayda sağlayacaktır. Ben bir keresinde her bakımdan ileri ancak yabancıların fazla itibar görmediği bir ülkede 4 yıl görev yaptım. Bu süre içinde ülkenin ileri olmasının avantajlarını kullanırken yabancı olmanın zorluklarına katlandım. Aynı ülkede sosyal hayata girmek de çok kolay olmadı. Yaptığım bireysel bir spor zaman içinde bana sosyal hayatın kapılarını açtı. İyi dostluklar kurmuş ve iyi hatıralar bırakmış olarak görevimi tamamladım. Bir keresinde de yabancılara ve özelliklere Türklere sempati duyulan ama oldukça kapalı ve bilgiye ulaşımın zor olduğu bir ülkede 3 yıl görev yaptım. İlk örnekte olduğu gibi her iki hususun avantaj ve dezavantajlarını çektim ya da kullandım diyelim. Kültür farklılıklarından başlayarak ticareti etkileyebilecek önemli ya da daha az önemli birçok noktaya kısa bir bakış yaptık ama en önemlisine henüz değinmedik. Malımızı sattıracak en önemli özellik şüphesiz fiyat kalite ilişkisidir. Coğrafi yakınlık, uzaklık, benzer kültürlerden olma ya da olmama ve diğerleri daha sonra gelen sıralama ölçütleridir. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim olabilecek e, soru ya da görüşleriniz için a et gmail.com mail adresinden bana ulaşabilirsiniz teşekkür ederim